Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Ben de Can Karamaz. Bugün Prenizel metodundan bahsedeceğiz. Prenizel metodu, Ryan Brenizer tarafından geliştirilmiş bir metot. Dijital dünyada Photoshop'un falan panoramik fotoğraf elde etme programlarının gelişmesiyle de beraber çok yayılmış bir metot. Ne işe yarıyor bu metot? Alan derinliğini küçültmenizi sağlıyor. Hatta o kadar küçültüyorsunuz ki büyük format kameraların elde ettiği sonuçları elde edebiliyorsunuz. Hatta daha fantezi, daha ötesi sonuçlar da elde edebiliyorsunuz. Yaptığımız şey şu, biraz teknikten bahsedeyim. Geniş açı bir lensle çektiğiniz bir kadraj, örnek bir fotoğraf çekiyorsunuz. O kadrajın aynısını mesela atıyorum 85 mm'li tek tek çeke 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 dolduruyorsunuz. Sonra bütün bu çektiğiniz fotoğrafları Photoshop ya da benzeri programı atıp birleştiriyorsunuz. Çok basit bir yöntem aslında. Mantığında karışık bir şey yok. Panoramik fotoğraf çekiyoruz satır satır. Ve daha geniş bir açı lensin kadrajını doldurmaya çalışıyoruz tele bir objektifle. Efektif olarak ne yapmış oluyoruz? Mesela 85 1/4 lensin 85 1/4 lens diyafram açıklığı 1/4'teyken 85/1/4 yaklaşık 60 mm civarında. Mesela 85 mm bir lensle 24 mm bir lensin gördüğü kadrajı tek tek fotoğraflayacak olursak 24/60 aslında f/0.3'te çektiğimiz bir fotoğrafı elde etmiş oluyoruz. Aperture'ımız 85'ten geliyor. Kadrajımız 24 mm olduğu için f/0.3'ü elde etmiş oluyoruz. Yandaki örnek fotoğraflardan görebileceğiniz gibi 135 mm ile yaptığım denemeler oldu. Başarısız denemeler oldu. 135 mm ile çekmeye inat ettim. İlk önce elde çekmeye çalıştım. 135 ile. Başarısız oldular. Çünkü bu işi 135 mm ile yaptığınız zaman birincisi lensin yani fotoğrafı panoramik olarak çekerken ileri geri hareket etmeniz, lensin nodal noktasından döndüremiyor olmanız fotoğrafları yanlış yerden çeviriyorsunuz demek ve bozuk çıkacak. Ben de elde yaptığımdan hiçbir şey elde edemedim. Ondan sonra 135 ile çekmeye inat ettim ve Manfrotto'nun 303 SPH pano head'ini kullanarak fotoğraflar çektim. Pano head sayesinde lensi tam odak noktasından çevirebiliyorsunuz makine ve lensi. Bununla da kısmen başarılı olabildim. Çünkü 135 mm ile yani sanırım ayarı yapmak da biraz hatalı davrandım. Yani nodal noktayı tam bulamadım. Ve eninde sonunda pes edip 85 mm'ye geri döndüm ve 85'e geri dönünce de çok doğru, çok mükemmel, kolay bir şekilde halletmiş oldum. Şimdi birkaç tane tavsiyede bulunacağım. Eğer bu yöntemi kullanmak istiyorsanız birincisi feasible, bunu işi kolayca yapabilmeniz için gerekli lens 85 mm. Daha aşağısında bu efekt azalıyor olacak, daha üstünde de daha zor olacak. 85 güzel bir yerde. APS-C için ise 50 mm gayet iyi bir yerde. Böyle alan derinliğini daraltmak için kullandığınız için bunu gösterebiliyor olmanız lazım. Yani modelinizi hemen duvara dayayıp orada duvarın dibinde fotoğraf çekerken bunu yapmanız hiçbir işe yaramayacak. Biraz alan derinliğine yani perspektife ihtiyacınız var. Benim tavsiyem dış mekanlarda kullanmanız. Açık alanlarda, ufka doğru bir şeyler görebildiğiniz bir yerlerde kullanmanız. Açık. Açık alan yani mesela parkta, bahçede falan yapmak lazım. Ormanda falan yapmak lazım güzel sonuç elde edebilmek için. İkinci tavsiyem panoramik olarak çektiğiniz bu fotoğrafların %40, %50 birbiriyle örtüşüyor olması lazım ki Photoshop birleştirebilsin. Üçüncü olarak arka planda ya da her fotoğrafta belirgin bir şeyin olması gerekiyor. Detayın olması gerekiyor ki Photoshop bunu yakalasın ve birleştirsin. Düz bir duvar var mesela arkada ya da düz bir zemin, tek renk, üzerine hiçbir detay olmayan bunu birleştirmekte zorlanıyor olacak. Son olarak bu yöntemle fotoğraf çekerken makinenizin tamamen manuel modda olması gerekiyor. Yani enstantane diyaframı manuel belirlemeniz lazım, ISO'nun manuel olması lazım, white balance'ın manuel olması lazım ki bütün fotoğraflarınız aynı ayarlarda çekilmiş olsun. Birleştirdiğinizde tek fotoğraf gibi olsunlar. Bu yöntemi elle çektiğiniz fotoğraflarla yapabilirsiniz ama biraz dikkatli olmak gerekiyor. Biraz
özenerek yapmak gerekiyor. Photoshop'ta biraz uğraşmanız gerekebilir yalnız. Ama böyle bir pano head kullanırsanız her şey çok daha kolay olacak. Evet, bugün Can'la beraber Brenizel metodundan bahsettik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen likelayın. Kanalımızı üye olun. Ve videoyu paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba, ben Can Kayra Yılmaz. Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün size... Çocuğum, niye ben senin kucağındayım? Bak şu mikrofonu. Başaralım. Baba. Brenizel metodu Ryan Brenizel tarafından geliştirilmiş. Rol çalan oğlumun da kullandığı bir efekt. Brenizel metodu yapmışsın. Hayır, abartıya kaçıyorsun ama. Hadi ben kendim çekeyim o zaman. Merhaba, ben Can Kayra Yılmaz. O da Özgür Erkan Yılmaz. Erkan Özgür Yılmaz. Burada örnek fotoğraflarda görebileceğiniz gibi. Burada da... Tamam. Suratımın ortasından geçin, şuradan geçir. İkincisi... Bu yöntemle fotoğraf çekerken makine...